Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. Acil yayınlarından güzel bir dizi sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Pozitif reel sayılardan tam sayılara tanımlı bir fonksiyon var arkadaşlar. Aynı zamanda a n eşittir f log 3 tabanında n olacak şekilde bir dizi verilmiş. Dizinin ilk 100 teriminin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Yani aslında a 1'den a 100'e kadar olan toplam soruluyor arkadaşlar. a 1 artı a 2 nokta nokta. A yüze kadar olan toplam sorulmuş. E, A n ile f arasında şöyle bağıntı kurulmuş arkadaşlar. Mesela bakın A1 neye eşit arkadaşlar? F logaritma 3 tabanında 1'e eşit. Örneğin A2'miz neye eşit? F logaritma 3 tabanında 2'ye eşit. Örneğin işte A40 neye eşit arkadaşlar? F logaritma Logaritma 3 tabanında 40'a eşit. Bize A1'den A100'e kadar olan toplamı sormuş. Aslında şunu soruyor bize arkadaşlar. F logaritma 3 tabanında 1 artı F logaritma 3 tabanında 2 artı nokta nokta F logaritma 3 tabanında 100'e kadar olan toplam soruluyor. Peki F bize ne diyor? Diyor ki eğer F'in içindeki kısım yani şu logaritma olan kısım burada logaritma olarak verilmiş. Tam sayı ise sonuç kendine eşit diyor. Eğer tam sayı değilse kendinden küçük en büyük tam sayı eşit diyor. Bir örnek yapmak istersek örneğin logaritma 3 tabanında 1'e bakalım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 1'in kaça eşit olduğunu biliyoruz. 0'a eşit olduğunu biliyoruz. O zaman buradaki sonucumuz 0 olduğu için A1'imizin de kaç geldiğini söylemiş olacağız. 0 geldiğini görmüş olacağız. Örneğin logaritma 3 tabanında 40'a bakalım arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında 40 biz... 3'ün Üçün, 3. kuvvetinin 27, 4. kuvvetinin 81 olduğunu biliyoruz. Buradaki 40 sayısı yani şu aralıkta olduğu için logaritma 3 tabanında 40 küçüktür logaritma 3 tabanında 81 aynı zamanda logaritma 3 tabanında 27'den de büyük. Şuranın sonucunun 3 olduğunu, buranın sonucunun 4 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Demek ki 3 tabanında 40 sayısı da 3 ile 4 arasında bir sayı. 3 ile 4 arasında bir sayıysa ne demiş bakın tam sayı değilse kendinden küçük en büyük tam sayı. Yani burada kaça eşit olacak arkadaşlar? 3'e eşit olacak. Sanırım burada bizim şunu görmemizi istemiş arkadaşlar. Örneğin 3'ün kuvvetlerinden hareket edeceğiz. Mesela şimdi logaritma 3 tabanında 1 zaten 0 logaritma 3 tabanında 2 dediğimizde 0 küsürlü bir sayı gelecek. Çünkü 3 tabanında 3 1'e eşit. Burası da sıfır küsürlü bir sayı gelsin. Sonuç sıfır olacak. Ama tam logaritma 3 tabanında 3 dediğimizde sonucumuz kaç olacak? 1 eşit olacak. Peki nereye kadar 1 olarak devam edecek? Logaritma 3 tabanında 9'a kadar. Çünkü logaritma 3 tabanında 9 dediğimizde buranın sonucu 2 çıkacak. Ama logaritma 3 tabanında 8'imiz 1 ile 2 arasında olduğu için buranın sonucu yine kaç çıkmış olacak? 1 çıkmış olacak. Çünkü 1 küsürlü bir sayı gelecek. Bence burada şunu fark etmemizi istemiş. Şimdi logaritma 3 tabanında 1, 0 3 tabanında 2, 0 daha sonra arkadaşlar logaritma 3 tabanında 3'ten logaritma 3 tabanında 8'e kadar sonuçlarımız hep kaç çıkmış olacak arkadaşlar? 1 çıkmış olacak. Çünkü tam 3 tabanında 9'da artık sonuç kaça dönecek arkadaşlar? 2'ye dönmüş olacak. Peki logaritma 3 tabanında 9'dan logaritma kaça kadar 3 tabanında 26'ya kadar da sonuçlarımız kaç gelecek? 2. Çünkü logaritma 3 tabanında 27 3 olduğu için logaritma 3 tabanında 26 3'ten küçük bir sayı gelecek. Yani 2 küsürlü bir sayı gelecek. 2 küsürlü sayı da kendinden küçük en büyük tam sayı olan biz 2'ye tamamlamış olacağız. O zaman aynı mantıklı logaritma 3 tabanında 27'den logaritma 3 tabanında 80'e kadar sonuçlarımız 3 gelecek. Tam 3 tabanında 81 olduğunda sonuçlarımız 4'e dönmüş olacak. İlk 100 terimlenmişti. Yani logaritma 3 tabanında 100'e kadar gideceğiz. Buradaki bütün sonuçlar bize kaçı verecek? 4'ü verecek. İşte buradaki bütün değerlerin toplamı istenmiş. Görüyoruz zaten 3 tabanında 1 ile 3 tabanında 2 sıfırdı. 3 tabanında 3'ten 3 tabanında 8'e kadar kaç terim var? Yani burada 6 terim var. 6 terimin sonucu 1 ise 6 kere 1'den oradan elimizde bir 6 gelecek arkadaşlar. 9'dan 26'ya kadar arkadaşlar kaç terim var? 18 terim var. 18 terimin her birinin sonucu 2 olduğu için 18 çarpı 2'den sonuç 36 olacak. 27'den 80'e kadar 80 26 yaparsak 54 terim var. 54 tane 3'ümüz var elimizde. 54 çarpı 3'ten 162 gelecek. 81'den 100'e kadar 20 terim var. 20 terimin her birinin sonucu 4 olacağı için buradan da 20 kere 4'ten 80'e ulaşacağız. İşte bu toplam soruluyor bize. 162, 80 daha 242, 6 daha 248, 36 daha 284 olarak aradığımız cevabı B şıkkı olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.